Paranızı gönderiyorum. Bir yamuk olmaz değil mi? Hemen geliyorsunuz yani. Yamuk mu? Bu ne demek şimdi? Yanlış anlamayın. Biz de emekçiyiz. Araba başkasının da o bakımdan. Paranız gelecek. Merak etme. İyi akşamlar. İyi akşamlar Şeniz Hanım. Çocuklar evden çıkarken çantamı almayı unutmuşum da şu taksinin parasını öder misiniz lütfen? Teşekkürler. Halletsem hadi. Biz niye ödüyoruz abi? Taksi kapıda oğlum. Verelim parasını. Olay çıkmasın şimdi. Ha, gelmeye kesin emri var. Kızmasın sonra. Vallahi ben cesaret edemem. Agah Bey yakar hepimizi sonra. Merhaba. Kartımı evde unutmuşum. Yedek kartı alabilir miyim lütfen? Kusura bakmayın Şeniz Hanım. Efendim? Veremem. Agah Bey'in talimatı var. Bir yanlışlık olmalı. Kusura bakmayın, bize söylenen bu. Nasıl yani? Ben kendi evime giremiyor muyum? Buyurun. Teşekkürler. Nasıl bildim ama senin buraya sığınacağını? Tabii ya. Ya. Kesin bana sürpriz hazırlıyor. Ondan bu talimatlar filan. Ya hiç çaktırmaz. Ama sürpriz yapmaya bayılır. Neyse, o zaman sürprizini bozmayalım değil mi? İyi akşamlar. Ay sen ne güzel oynadın öyle ya. Gerçekten bak, çaresizlik insana Oscar bile aldırır. Neredeyse ben de inanacaktım. Az kalsın ağlıyordum yani. Allah Allah. Neye ağlayacaktın acaba? Senin ne işin var burada? İnsan kurtarıcısını böyle mi karşılar? Şu an senin için bir nevi süper kahramanım ben. Bak yalnız taksi paranı da ödedim, insan bir teşekkür eder ha. Biliyorum, şu an yaşadığın durumdan hiç mutlu değilsin ama maalesef ki bana muhtaçsın. Bak, bak be etrafına. Senin arkandan gelen başka biri var mı? Nerede senin çocukların ha? Nerede senin o yarım akıllı kızın Damla? Peki ya korkak oğlun Cenk? Çocukların bile yanında değilsin. Neden biliyor musun? Çünkü hepsi Agah babanın tarafını seçtiler. Yani bak, bak ben gerçekten canın acısın diye söylemiyorum bunları. Kusura bakma da. Yaşadıkların malum. Yaka paça evden attılar seni. Herkes sana cephe aldı. Paranı bile kendin ödeyemiyorsun ya. Ama en zor gününde bile yine ben senin yanındayım. Ben senin yerinde olsaydım bana çok iyi davranırdın. Gel bu tarafa. Aa. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Beni mi takip ediyorsun? Sen var ya, gerçekten, bak gerçekten saf kötüsün. Asla iyilikten anlamıyorsun. Benim senin iyiliğine ihtiyacım yok. Nezaket ne, onu da bilmiyorsun sen. Gerçekten bak, gerçekten sen doğal komiksin. Benim tek suçum onları görmek. Kapat onu. Ve şunu telefondan sil artık. Ben sana, ben de bunlardan onlarca var katil dedim. Sen benim bebeğimin katilisin. Elimden gelse şuracıkta sıkarım boğazını senin. Sana var ya, ne yapsalar benim içim soğumaz. Ama böyle senin süründüğünü görüyorum ya, benim içimin yağları eriyor. Aa, nereye? Ben daha sana iyi dileklerimi söylemedim. Umarım hayatının geri kalanını sokaklarda sürünerek ve can çekişerek geçirirsin. Perişanlığını görmek istiyorum. Şeniz Karaca. Merak etme, köşk bana emanet. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Bir telefonu kullanabilir miyim lütfen?